Gönlü güzel olup amel etmeyen adamın başına gelmedik iş kalmaz. Allah işte bırakmıyor yani aman ahiretini yakmasın diye bırakmıyor. Musibet ilgilendiğinin alameti. O hadisten anlıyoruz değil mi? Eşeddül bela alel enbiya sümmel evliya felemsel felemsel diyor ya. Belanın en şiddetlisi önce peygamberine sonra evliyasına sonra mertebesine göre gelir diyor. İnsan düşünüyor burada Ömer. Yani bu kadar şiddetli bela en sevdiği kuluna. Bir peygamber bak sevmiş çok sevmiş Yusuf kulu. Kuyunun dibinde ne işi var? Seven sevdiğine böyle eder mi? Tam da böyle eder. Dünyanın önemi ne kadar düşük ahiretin önemi ne kadar yüksek ve bizlere örnek olsunlar bu açıdan diye peygamberler değil mi? Onlarla bu talimi göstermiş Allah Azze ve Celle ve onların arkalarından özellikle bize bakan yanıyla Efendimiz ve sahabe neslinin arkasından insanlığa iz bırakan bir nesil gelmiş. Tabi'in nesli gelmiş. Devam etmiş tebe Tabi'in nesli gelmiş. Oradan dört tane de otorite çıkmış. Bize yol gösterecek. Bu din nasıl yaşanır? Bunun usulü nedir? Esası iman olursa usulü ne olur? ameller olur, fıkıh olur öyle değil mi? Bu işte muamelat, amel nasıl olacaktır diye. Ki Efendimiz dört kez vurguluyor. Muamelat, muamelat, muamelat diyor yani. Bu işte otorite olacak şahsiyetler gelmiş. O ayak izlerini takip eden şahsiyetler. O şahsiyetlerden bir tanesi de bizim bugün abdesti bu kadar rahat kolay almamızı sağlayan, orucun vaktini bozma sebeplerini, bozmama sebeplerini bu kadar rahat bilmemizi sağlayan, bir abdesti bozan şey nedir, düzelten şey nedir? Bunları bu kadar rahat bilmemizi sağlayan bir zat olmuş. İmam Ebu Hanife olmuş. Allah onlardan gani gani razı olsun. Gani gani. Yani bugün İslam adına bir şeyleri böyle anlatmaya çalışıp biraz da yaşamaya çalışabiliyorsak şu şöyle yenir, şu şöyle giyilir, şu şöyle yapılır diye bir parça muamelat kazanmaya çalışıyorsak onun miras bıraktığı 83 bin fetva sayesindedir. Şaka gibi değil mi? O dönem konuşulması gereken bütün işleri konuşmuş, geleceğe yönelik konuşmaları da yapmış ve 83 bin fetva miras bırakmışlar. İnanılmaz bir şey. Mesela Malikilerde yoktur. Maliki imamları o an gerçekleşmemiş bir olayın fetvası sorulduğunda gerçekleşince gel buna yoktur demişlerdir. İmam Ebu Hanife gelecekte daha gerçekleşmemiş nice meseleleri bugün bizim rahat bir şekilde muamelatı sunduğumuz meseleleri ta o zamanlardan çözmeye başlamış. Allah onlardan ebeden razı olsun. Bazen böyle ukalalık diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Denilik diyelim. Bazıları kendilerini onların kametinde görüp eleştirebiliyorlar. Ben hayret ediyorum. Yani bir anlamı yok bende. Benim dünyamda bir anlamı yok. Diyorum ki ya bu kadar büyük kametler. Yani Allah Azze ve Celle bir hususiyetle, bir lütuf ile binlerce güzel gönülden dört tanesini bize otorite cihetinde bırakmıştı. Cumhur bu noktada ittifak etmiş. Ulema bu noktada ittifak etmiş. Bizler bugün muamelatı yani ameli rahat yapabiliyorsak onların gösterdiği bu menheç, bu yol sayesinde yapabilmişiz. Bu kadar büyük kametler, İmam Ebu Hanife gibi kametler. Nasıl olur diyorum ya. Hayret diyor insan değil mi? Mesela eski hayatımda öyle böyle biraz boks yaptım. Ben burada anlatsam size ya Mike Tyson'la Muhammed Ali ile ringe çıksam ben onu böyle yerim, böyle döverim diye gülmekten başka ne yaparsınız? Sadece güler geçersiniz. Mike Tyson, Muhammed Ali kim? Ben boksör, o boksör kim diye. Bundan daha komik bir hal oluyor biliyor musunuz? Birilerinin biraz şu bilgileri ezberledikten sonra İmam Ebu Hanife gibi bir zata elense atma çabaları gülmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Bugün bir bakalım. Bizim ameli cihetteki mezhep imamımız bize bu kadar menheç, bu kadar yol açmış bir zatın hayatı nasıl geçmiş? Bunu bir bakalım, onu tanıyalım. Çünkü mezhep dediğimiz yol iki cihettedir. Bir itikadi mezhep vardır. O cihette İmam Maturidi ve İmam Eş'ari, Allah onlardan ebeden razı olsun bizlere öncülük etmişlerdir. Bir de ameli mezhepler vardır. O cihette de hususiyetle bu topraklara İmam Ebu Hanife, İmam Azam, yani Numan bin Sabit öyle bir öncülük etmiştir ki yüzyıllarca edilen her duada onların da hisseleri vardır. Bugün Hazreti Numan bin Sabit'i konuşacağız. Ben de takiz olarak İmam Ebu Hanife'yi takip ediyorum. Ama ne zaman bir köpek görsem uzaktan şafi olduğum geliyor aklıma. Korktuğumdan yaklaşmadığımı zannediyorlar. Söz konusu olamaz. Uzaktan şafiyim o yüzden köpeklere pek <laughs> tamamen takma. Allah hepsine rebeden razı olsun. İnşallah onları biraz tanıyalım. İmam Ebu Hanife Hicri 80-150 yılları. Miladi 699-767 yılları arasında yaşamıştır. Miladi ile Hicri arasında 11 günlük bir zaman farkı olduğu için bir yıl hesabında farklılık vardır. Sizi şaşırtmasın. Yani takribi 70 yıllık bir ömür sürmüş. Onun ihtisas alanı fıkı olmuş. Önce fıkıh ne? Onu da bilelim. Fıkı bilmek demektir. Netice ilmidir fıkı. Netice ilmi ne demektir? Amele bakar demektir. Şimdi fıkı tıp ilmi gibidir. Yani gitgide gitgide orada ihtisaslaşırsın. Mesela tıp ilminde birisi ihtisaslaşa, ihtisaslaşa en son pankreas noktasında uzmanlığını ortaya koyabilir mi? Koyabilir. Fıkhın tıp ilmine benzetilmesinde önemli bir hususiyet vardır. Tıp ilminde pankreası ameliyat eden bir doktor kalbi ihmal eder mi? etmez. Vücuttaki kanı ihmal eder mi? Onu da etmez. İşte fıkıhta da bir noktayla ilgili tespitte içtihatta bulunabilecek bir alim, bir fakih diğer alanların tamamını da zihninde düşünüp onları ihmal etmeyeceğinden dolayı sentezci bir beyine sahip olmak zorundadır. Anladınız mı? Bir anda bütün parçaları aynı anda görecek ve pankreası tamir ederken kalbi öldürmeyecek. O yüzden bunların her birisini aynı anda görebilecek beyin ancak İmam Ebu Hanife gibi ancak onun gibi sentezci bir beyin gerektirmektedir. Bir de bu sentezci düşünce esnasında zaman ve zeminin ahvali uygun olacak. Şimdi birazdan göreceksiniz İmam Ebu Hanife Hazretleri Emevi ve Abbasi döneminde çok fazla siyasi bulanıklıklarla uğraşmıştır. Siyasi bulanıklıklarla mı uğraşsın? Geçim derdiyle mi uğraşsın? İlmiyle mi uğraşsın? Çocuklarının durumlarıyla mı uğraşsın? Yoksa böyle sürekli onun yanına gelip psikolog gibi kullanmaya çalışan insanlarla mı uğraşsın? Aynı durum günümüzdeki ilim talebeleri için de geçerli olduğundan İmam Ebu Hanife Hazretleri bir de bu kadar meseleyle uğraşaraktan böyle bir kâmeti elde etmiştir. Yani onun ne kadar büyük bir iş yaptığını birazdan hayretler içerisinde öğreneceğiz. Bir örnek verelim. Mesela fıkıh çok incedir dedik. Bir meseleye bakılırken diğer yerler unutulamaz dedik. Mesela Tebbet suresinin dördüncü ayetinde bir cümle geçer, bir ibare geçer. وَمْرَاتُهُ hammale'tel hatap diye geçer. Ne demek bu? Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da. O ifadede Ebu Leheb'in karısı kelimesinden fıkıh alimleri demek ki cahiliye döneminde yapılan nikahlar cahiliye üzeri kalsa da nikah olarak geçerliliğini sürdürmektedir hükmünü vermişlerdir. Şu inceleye bakar mısınız? İslam'dan sonra da o evliliğin Allah için olma şartıyla meşruluğu devam etmektedir. Böyle bir ince ifade nereden çıkıyor? Ayetteki Ebu Leheb'in karısı ibaresinden çıkıyor. Şimdi anladınız mı ne kadar ince ve sentezci bir beyin gerektiğini? Bu işler mezhep işi, fıkıh işi, amel işi rehbersiz olabilir diyen insanlar maalesef benim gözümde aldanmış insanlardır. Bir ilaç alırken rehber olarak eczacıya ihtiyaç duyan, bir hastalık tedavisinde rehber olarak bir tabibe ihtiyaç duyan, bir matematik öğretiminde rehber olarak muallime, öğretmene ihtiyaç duyan bir insanın fıkıh gibi, mezhep ekolü gibi hassas, ince alanlarda aman canım rehberliksiz ben yaparım. Allah bana zaten akıl vermiştir diye bir ifade kullanması benim gözümde sadece bir komedi filmi izlemiş gibi bir şey uyandırıyor. Başka bir şey uyandırmıyor maalesef. O rehberlerin kimilerinin mirasını Allah Azze ve Celle kıyamete kadar bizlere yol haritası olarak seçmiştir. Tabiinden sonraki nesilde binlerce böyle muazzam kamet vardır. Binlerce o kametlerden vardır. Ama Allah Azze ve Celle belli başlı hikmetlere binaen dört tanesini Cumhur'un ittifakıyla bize otorite olarak seçmiştir. Onlara biz hangi mezhepler olarak adlandırıyoruz? Hanefi, Şafii, Hanbeli ve Maliki mezhepleri olarak adlandırıyoruz. İmam Ebu Hanife yani Numan bin Sabit. Numan bin Sabit hicretin 80. yılında Irak Kufe'de dünyaya gelmiştir. Kufe Sa'd bin Ebu Vakkas'ın emriyle yani Efendimizin ona ve onun da emriyle İslam'a dahil edilip kurulmuş bir şehirdir. Numan bin Sabit'in baba adı nedir? Sabit'tir. Dedesinin adı da Numan'dır. Dedesine Zuta diyenler de vardır. Fars kökenlidir. Hz. Ömer'in 10 yıllık hilafet döneminde bazı yerlere sefer için gönderdiği ordular vasıtasıyla İslam'la tanışmışlardır. Babası Numan, Hz. Ali ile görüşmüşlerdir. Hem de en debdebeli zamanlarda, Hz. Ali'yi derdest etmek istedikleri zamanlarda sürekli Hz. Ali'nin yanında durmuşlardır. Ve hayatlarının sonuna kadar ehlibey'tin Beyt'in yanında durmaktan bir an geri adım atmamışlardır. Bu dersten sonra diyeceğiz ki sebat, metanet kelimesini ben yanlış anlamışım diyeceğiz. Bu hayatı göreceğiz. Evet. Ona lakap olarak mahlas da deniyor buna. İmam Azam yani Ebu Hanife mahlasları sonradan gelmiştir. Onun içtihatları sürekli Hanif dinine isabet ettiğinden Ebu Hanife diyenler olmuştur. Veyahut Hanife Okka var ya mürekkebi doldurduğumuz Hanife Okka demektir. O da ilmin babası manasında Ebu Hanife tabirini kullananlar olmuştur. Neden İmam Azam denmiş onu biraz da anlatacağım. Basit bir iş değil yani o ismi almak basit değil. Babası Sabit Hz. Ali ile görüşmüş, onun yanında durmuş. Hatta neslin bereketli olsun diye bizzat İmam Ali'den dua almıştır. Hatta kimilerine göre İmam Ebu Hanife'nin İmam Ebu Hanife olmasında en büyük etken Hz. Ali'nin bu duasıdır. Çünkü Hz. Ali dediğin zat ilmin kapısıdır. Babası Sabit varlıklı bir tüccardır. Özellikle pamuklu ve ipekli kumaş ticaretinde bölgenin sayılı tüccarlarından, tacirlerinden birisidir. Ve aynı şekilde o kaliteli tüccarlığı devamında oğlu Numan bin Sabit de devam edecektir. İmam-ı Azam çok güzel giyinir ve hususiyetle etrafındaki bütün dost ve ahbaplarını aynı cihetle giydirmeyi de çok severmiş. Yine buraya bakıyor değil mi biraz? Allah Allah. Vallahi böyle yani okuduğun meselelerden bazı şeyleri burada görünce insan çok mutlu oluyor. İmam-ı Azam'ın ticareti de yaşantısı gibi pürüzsüzmüş. Bir gün bir tüccar kadından kumaş alacak. Kadın fiyat olarak 100 dirhem talep ediyor. İmam-ı Azam da ona sorular soruyor. Bu ilk ticaretin mi? Daha önce ticaret yaptın mı? Sen bu ticaretten anlıyor musun? diye sonra sonra en son sen git bu kumaşın bedelini başkasından iyice öğren de karşıma pazarlığa o şekilde gel diyerekten kadının 100 dirhem teklif ettiği kumaşı işi sonunda 600 dirhem ondan alır. Böyle bir ticaret görmediğimiz için hayatımızda biz dünyadaki hamburger, araba tekeri, benzin parasını birinden tokatlayıp çıkarmayı ticaret zannediyoruz. Ahirette behbat olunca onların ticaret olmadığını, asıl yolun, ticaretin, İmam-ı Azam'ın ayak izleri olduğunu anlayacağız. Umarım burada anlarız, orada anlamayız. Bunların hepsi bize ahlak olsun inşallah. Şöyle yapalım da ahirette beni tanıdın mı diyecek bir yüzümüz olsun bari. İmam-ı Azam normalde tabiinden sonraki nesildir. Yalnız dört tane sahabe efendimizle yüz yüze görüştüğünden dolayı o tabiin neslindendir diyenler de olmuştur. İmam-ı Azam nerede dünyaya gelmiştir? Kufe'de. Kufe'nin bir özelliği vardır. Kufe valileriyle pek iyi anlaşamayan bir yerdir. Hz. Ömer dönemin halifesi önce oraya vali olarak Efendimizin dayım dediği Sad bin Ebu Vakkas'ı göndermiştir. Orayla anlaşamamışlardır. Bunun üstüne Ammar bin Yasir'i göndermiştir ve Kufeliler onlarla da anlaşamamıştır. En son Hazreti Ömer yumuşak yüzlü bir vali göndersem de, celalli bir vali göndersem de bir türlü anlaşamıyorsunuz siz memnun olmazsınız diye onlara biraz sistemde bulunmuştur. Kufe problemli bir yerdir. Zihninizde böyle problemli bir şehri canlandırırsanız ve problemli bir şehirde hareket etmenin ne kadar zor olduğunu anlarsanız ki Mersin de belki biraz böyledir değil mi? Bütün olaylarda karıştırılmayı sevdikleri memleketlerden bir tanesidir. Belki İmam Azam'ın nasıl zorlu bir zeminde söz söyleyebilme cesaretini taşıdığını daha iyi anlayabilirsiniz. O coğrafya Hz. Ali döneminde de İmam Hüseyin döneminde de bir türlü yöneticileri ile anlaşamamış ve birçok üzücü olaya beşiklik etmiş bir memleket olacaktır. O cihette biraz farklı hatıraları vardır Kufe'nin. Tekrar söyleyeyim İmam-ı Azam'ın Medine gibi selim bir yerde değil, Kufe gibi zahmetli bir yerde söz söylemesinden onun kametinin büyüklüğünü umarım birlikte anlayacağızdır. Peki bu ilme nasıl merak sarmıştır? Biraz da ona bakalım. Bir gün İmam Şabi onu yolda görür yoksa mektebe mi gidiyorsun, medreseye mi gidiyorsun diye sorunca hayır pazara ticarete gidiyorum cevabını alınca İmam Şabi ona sen de öyle bir zeka vardır ki isterim ilim yolunda kullanılsın diye bir nasihat ve duada bulununca o da bunu fark eder ve zayi etmemek için ilim yoluna düşer. Hem de nasıl bir ilim? İçtihad edip münazara edebilecek kapasitede bir ilim. Bir gayrimüslimle münazara meydanına tutuşur. Ve gayrimüslim ona söylesene Allah'ınız şimdi ne yapıyor? Haşa diye bir soru sorar. Müsaade et de orada söyleyeyim der. Müsaade et orada söyleyeyim. Daha sonra usulce o gayrimüslimin konuştuğu minbere çıkar. Gayrimüslim de o minberden inince şu cevabı verir. Allah'ım şu anda sen gibi bir gayrimüslimi buradan indirip ben gibi bir adamı buraya konuşmak için çıkartıyor cevabını verir. Böyle muazzam, kıvrak, zekalı bir zattır. Tabi'in alimlerinden meşhur birisi vardır. Hatırlarsınız Enes bin Malik bile vasiyet etmiştir ki cenaze namazımı o kıldırsın. i̇bn Sirin. i̇bn Sirin derin ilmiyle birlikte rüya ilmine çok ciddi vukufiyeti vardır. Yalnız İmam Azam bu kolay ilimle neden uğraşıyorsun diye hafif sistemde bulunur. Yalnız İmam Azam Ebu Hanife bir gün bir rüya görür. Rüyada Efendimiz Aleyhisselam'ın mezarını kazarken her yere birden böyle dört bir tarafa nur saçılır. Ama bu rüyanın tabirinin Sirin'e kendisi bizzat soramayacağından, çünkü ufak bir sistemi vardır, bir talebesi vasıtasıyla sorar. Talebesi de rüyayı kendi görmüş gibi anlatır. Gider İbn İblisir'in yanına, ya imam böyle böyle bir rüya gördüm, Efendimizin kabrini kazıyordum, böyle her tarafa dört bir tarafa nur saçıldı deyince, git Numan'a söyle, Efendimizin ilmini öğrenip dört bir tarafa saçma vazifesi ona verilmiştir der. Subhanallah. Tabi'in alimlerinden İmam Sirin anlamıştır ki bu rüya ancak Numan İbni Sabit'in görebileceği bir rüyadır. Ancak onun kametine yaklaşabilecek bir rüyadır. Ve hayatı sergüzeşti, devam eder. Ona ilim cihetinde en büyük emeği veren zatlardan birisi olan hocası Hammat bin Ebu Süleyman. 18 yıl onun tedrisatında ders alır Hammat'tan. Kendisi kelam ile uğraştığı bir dönemde yanına gelen bir kadıncağız ona talak ile yani boşanma ile ilgili bir soru sorar. Kendisinde bu cevap olmayınca Hammat'a git, ondan bu cevabı öğren ve bana da gel bana da anlat der. Kadın gider Hammat'a sorar, Hammat'tan cevabı alıp gelince benim ahiretim için bu ilmi öğrenmem lazım der ve o kadın ile yaşadığı o münasebetten sonra fıkıh ilminde derinleşme kararı alır. 18 yıl Hammat'ın tedrisatında, ders halkasında bir talebe olarak vazife görür. Onlarda öyle derin bir ahlak vardır ki onlar bir kez ders aldığı kişiye hocam demişlerdir ve hoca saymışlardır. Hammad'tan öyle bir şekilde ders ilim almıştır ki Hammad vefat edene kadar kendisini asla ve asla bir konuşmacı, bir hoca, bir imam vasfıyla asla bir yere sunmaz. Zaten kendi hiç sunmamıştır. Kader onu sevk etmiştir. Ama Hammad vefat edene yani kendisi 40 yaşına gelene kadar asla böyle bir rüçhaniyette bulunmamıştır. Nasıl bir ahlak? Şimdi biz böyle 3 satır ezberleyince ah biz ah ah Nasıl bu kadar uzak yaşıyoruz onlardan? Hocası Hammata öyle bir muhabbeti vardır ki tek erkek çocuğunun adını da hocasının ismi yani Hammad'ın ismini koymuştur. Zeynül Abidin yani abid kul, Zeynül zinetli kulların zinetlisi ismiyle maruf olan Zeyd bin Ali yani Hazreti Ali'nin torunlarından olan Zeynül Abidin Zeyd bin Ali onun döneminde ona hocalık yapanlardan bir diğeridir. Cafer-i Sadık onun yaşıtıdır, akranıdır. O da Hicri 80'de tevellüt etmiştir. Yalnız ehli beytten olduğundan ötürü sürekli onu da bir hoca vasfıyla görmüştür. Peki bu İmam Azam lakabı nereden gelmiştir? Yani büyük imam lakabı. Şimdi İslam fıkhına dört sahabe efendimiz önderlik etmiştir. Hazreti Ömer, İmam Ali, Abdullah bin Mesud ve Abdullah İbni Abbas. Bunlar fıkıhta bir önderlik sağlamışlardır. Hazreti Ömer'in fıkıh usulüne maslahat usulü denir. Yani o anın şartlarına göre fayda gözeterek kendisi karar vermiştir. Mesela zekatın bir payı gönül ısındırmak için gayrimüslimlere bir dönem dağıtılmıştır. Ama Hazreti Ömer bir dönem dağıtsa da bir dönem sonra bunu kesme kararı almıştır. Efendimiz Aleyhisselam gönlünüz ısınsın diye zekattan pay verdi, ısınmadı. Hazreti Ebubekir zekattan pay verdi, ısınmadı nasıl ısınmaz gönlünüz varmış ben artık vermiyorum diye kesme kararı almıştır. Buna maslahat usulü deniyor. Veyahut eskiden savaş dönemleri atlar bineklik üstüne kullanılırken Hz. Ömer zamanında bereket, bolluk artınca at ticareti çok artmıştır. Ve Hz. Ömer siz artık binek olarak değil ticareten kullandığınız için ben atlardan zekat alma kararı aldım deyip Allah'ın muradını o asra göre tayin etmiştir. O büyük imamlar. Bu tür fıkıhtaki derinliğe maslahat usulü denmiştir. Hazreti Ali'ninkine istimbat yani derine dalaraktan en derin manayı okuma. Bütün perdeleri yırtıp hakikatin en derinine dalma usulü denir. Abdullah i̇bn Mesud'un usulüne tahriç denir. Yani bütün fetvaları ortaya koyar ve kendi yorumuyla en uygun gördüğünü seçer. i̇bn Abbas'ın lakabını bilen var mıdır? Tercümanı Kur'an diye geçer. Bundan murat şudur. Kur'an'da bir ayet yoktur ki ne sebepten, kime, ne şekilde, nasıl indiğini i̇bn Abbas bilmesin. O yüzden onun metodu da Kur'an metodu diye bu cihette geçmektedir. Sebebi nüzül cihetinde vukufiyeti yüksek olduğu için. Fıkıh ekolü olarak dört damar saydık. Peki İmam Azam hangi damardan beslenmiştir? Hepsinden dört damardan birden beslendiği için lakabı İmam Azam olmuştur zaten. İmam Şafi gibi bir zat hepimiz fıkıh konusunda İmam Ebu Hanife'nin iyadıyız. Yani evlatlarıyızdır diyerekten o zata böyle bir de iltifatta bulunmuştur. İltifat ve hakikat payı oldukça yüksek bir meseledir. İkisi de birbirinden kıymetli zatlardır. Konumuz İmam Ebu Hanife olduğu için onu söylüyorum. O kametine yetişilmesi çok güç bir zattır. İmam Azam düşünce cihetiyle İslam adına konuşmak tek bir adamın işi değildir demiş ve bu yüzden bir şura yani meşveret ekibi kurmuştur. O şurada 36 kişi yer almaktadır ve bu 36 kişinin 30'u müçtehit, 6'sı kadı seviyesinde alimdir. Bu ne demek biliyor musun? Bu anlaşılamaz bir şey. Kendi kameti gibi talebeleri var ve bunların 36'sıyla birden istişare meşveret etmeden bir tane hüküm ortaya çıkarmamıştır. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya şimdi ben bu asırda kendi nefsim dahil bakıyorum en ufak eleştiride insan bunları konuşmak bile istemezken sen 36 tane böyle cengaveri er meydanına çıkar. Yani camide ediyorlar meşvereti. Böyle camiye çıkar. Her bir hüküm sonucunda doğru karara varılınca o müzakereler sonucunda camiden Allahu Ekber ve dışarıda da o camideki hükmü bekleyenlerden de Allahu Ekber sesleri yükselsin ve mutluluk bu şekilde ifade edilsin. Mümkün mü böyle bir şey? O yüzden Hanifi mezhebinin diğer ismi şura fıkıhıdır. Anladın mı? Böyle bir şey olabilir mi ya? Talebeleriyle müzakerelerine bir tane örnek vermeden geçemeyeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle bahsediyor, naklediyor. Kim musarra bir koyun almışsa muhayyellik hakkı vardır. Musarra aldatılmış. Yani 3-4 gün sütünü sağmıyorlar, Sütlü gözüküyor, pazarda da sütlü koyun diye seni aldatıyor. Bunu alan kişi muhayyerdir. Yani karar hakkı kendisinindir. İade de edebilir, isterse geri de alabilir diyor. Dilerse koyunu iade eder, üzerine de bir sağa hurma verir. Bir poşette üzerine hurma verir demiştir. Ben pazara gittim, baktım Muhammed bana koyun satıyor. Koyunu da meğer Muhammed günlerce sağmamış. Sağmayınca nasıl olacak koyunun memesi? İyice süt dolu olacak. Gözümün önünde bir sayıyorsun ben diyorum ki üf bu koyunda ne süt var diyorum. Alıyorum, geliyorum 3-4 gün sağdım mı? Sonra bir bakıyorum meğer sen şişirmişsin koyunu. Hakikatte o kadar sütü vermiyor bana. 3-4 gün sonra aldatıldığımı anlıyorum. Efendimiz diyor ki o aldatıldığını anladığında iade etme hakkı vardır koyunla birlikte. Süt kullandı ya, 3 gün sağdım ya. Bir poşette hurma versin demiştir. Bütün mezhep imamları, hatta talebeleri de dahil belli başlı noktalarda ittifak etmişler. Demişler ki bu adam aldatılmış mı? Aldatılmış. Satıcı aldatmış mı? Aldatmış. Peki iade etme hakkı var mı koyunu? İade etme hakkı da var. Bir poşet hurma verilecek mi? Hepsi demiş problem değil. Hatta malikiler hurma yerine bölgenin gıdasından verilebilir de demişlerdir. Ama bunlara farklı bir şekilde İmam Ebu Hanife bir poşet hurmayı vermek İslam'ın prensipleriyle tam örtüşmüyor demiştir. Tabii karşı çıkan olmuş mudur? Olmuştur. Neden? Açık bir hadis var ortada. Açık hadis olduğundan ona karşı çıkmışlardır ve İmam Ebu Hanife izahatta bulunmuştur. Demiştir ki ben onu 3 gün sağdım ve 3 gün boyunca sütünden kullandım. Problem yok ama ben o koyunu üç günde yedirdim. Bunun karşılığı bir poşet hurmaya neden denk gelsin demiştir. Bu bir. Hurma şehirden şehire fiyat olarak fark eder. Bu İslam'ın adalet yapısına uymaz demiştir. İki. Keçideki bir kilo sütün aldatılmasıyla inekteki bir kilo sütün aldatılması eşdeğer olmayacağından bu da bu muazeneye uymaz. Bu da üç demiştir. Ve bu yüzden bir poşet hurma her daim değil Efendimizin oradaki hususi bir uygulamasıdır demiştir. Ve en son yaptığı müzakere sonucunda beyan ettiği gibi kabul edilmiştir. Hem talebeleri hem dışarıda bu hükmü duyanların her birisi birden mutluluğunu tekbirler ile ifade etmiştir. İmam-ı Azam'ın zamanında çözülmemiş mesele kalmadığı gibi geleceğin birçok meselesini de çözüp günümüze 83 bin fetva yol haritası bırakmışlardır. Yani bizim sorunumuz olmayan ama bazı safterun insanların aklını karıştırmak için hep pişirip pişirip ortaya çıkardıkları birçok hükmün tamamını bitirmiştir. Mesela ana dilde ibadet. İmam Azam bunu bitirmiştir. Zamanda bitirmiştir. Bayanların cenaze namazına katılmaları, kurbanda nelerin kesilip kesilmeyeceği ve tüccar olduğundan dolayı kasko, sigorta, faiz gibi bütün meselelerin hükmünü bize zaten sunmuş, yol haritası bırakmıştır. Ben kendi adıma merak ediyorum. Acaba abdesti bile sunmasaydı ben böyle zekalarım, hep öyle anlatıyoruz ya zekaların basiretim diye anlatıyoruz ya Acaba abdest alabilecek yolu kendi adıma bulabilir miydim? Ben çok şüpheliyim yani. O yüzden Allah onlardan 83 bin kez daha razı olsun yani. O bıraktıkları fetva adedince ve o fetvayı kullanan insanlar adedince onlardan razı olsun. İnanılmaz bir kamet. Şimdi böyle zatlar hadi bakalım mezhep kuralım diye tabii ki de insanları etrafına toplamazlar. Bunlar neticeye hiçbir şekilde bakmadan sadece üstüne düşen vazifeleri yaparlar. O asrın gereğini yerine getirirler ve devamında onların tedrisatında yetişmiş vefa sahibi İmam Ebu Yusuf gibi talebeleri onların bıraktığı mirası ekolleştirmiştir ve Hanifi mezhebi belki de bir cihette böyle ortaya çıkmıştır. Talebesi olan İmam Ebu Yusuf da mutlak müçtehit olarak anılan zatlardan biridir. Acaba bak, meyvesine bak. Meyvesi mutlak müçtehit olan bir Oluşumun ağacını siz düşünebiliyor musunuz? Akıl sır ermiyor hakikaten. İmam Ebu Hanife'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi Üstad Bediüzzaman Said Nursi gibi sürekli sivil bir hayat yaşamış. Devlet ile intisap kurmamıştır. Talebesi İmam Ebu Yusuf ise bir dönem Harun Reşit döneminde yani Abbasiler döneminde kadılıkta bulunmuştur. Hatta Kitabul Haraç isimli eseri devlette geçerli bir eser olarak, hüküm kitabı olarak kullanılmıştır. Diğer talebesi İmam Muhammed müçtehit talebelerinden bir tanesidir. O da kadılık yapmıştır. İmam Azam'ın bıraktığı birçok fıkıh meselesinin yazıya dökülmesinde, kaleme dökülmesinde çok büyük rol oynamıştır. Kendisi de büyük tüccarlardan birisidir. Hatta bir gün İmam Muhammed'in talebeleri yanına gelmiş. Ya İmam bunca birikimin var bize şöyle bir züht kitabı. Yani zahitlik kitabı. Yani dünyada iyi de olsa kötü de olsa benim kalbim titremesin değil mi zahitlik mesleği. Bize bir züht kitabı yazar mısın dediğinde Birkaç gün müsaade isteyerekten onlara ticaret fıkıh kitabını uzatmıştır. Talebeleri "Yaymam, biz senden kalbi bir meselede zühd kitabı istemişken, zahitlik kitabı istemişken sen bize ticaret kitabı verdiğin bu ne iştir?" dediklerinde, "Zühd insanlardan kopup tecrit olarak dağın başında tek başına yaşanacak bir şey değildir. Asıl zahit ticaretin içerisinde kendini gösteren adamdır." demiştir. Neden bu zatların ayak izleri takip edilmesi gerekiyor? Her satırda tekrar tekrar kalp bunu tasdikliyor. Ömrünün 52 yılı Emeviler ile geçmiştir. Kalan 18 yılını da Abbasiler döneminde geçirmiştir. Emeviler döneminde Ehli Beyt'in yanında olmak suç sayılmıştır. Ama o Ehli Beyt'in yanında olmaktan asla geri adım atmamıştır. Hatta bedenen yanında olamadıkları zamanlarda bile maddi yardımda bulunmayı hiçbir zaman esirgememiştir İmam Azam. Emeviler döneminde pek devlet ile anlaşamamıştır. Biz özellikle Abbasiler döneminde de devam eden Kur'an mahluktur. Yani sonradan yaratılmıştır gibi beyanları İmam Azam'dan tasdiklemelerini istemişlerdir. Ve o bu ve bunun gibi hükümlerin altına asla imza atmamıştır. Bu ve bunun gibi şeylerden dolayı siyaseten uzak durmuş ve bu noktada birisi ona bir şey sorduğunda net bir şekilde ifadelerle neden uzak durduğunu böyle hükümlerin altında asla imzasının olamayacağını anlatmıştır. Dönemin kadısı İbni Ebi Leyla ile aralarının açılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de onun bu mesafesidir. Abbasiler gelince Efendimizin amcaoğulları yani Ehli Beyt'ten birileri gelmiştir. Ümidini taşısa da yine aynı şekilde sistem devam ettiğinden dolayı aynı hayal kırıklığını yaşamaya orada da devam etmiştir. Bir dönem fetva vermesini yasaklarlar. Daha sonra işin içinden çıkamaz hale gelince çünkü halkın teveccühü onda birikmiştir, temerküz etmiştir kendisinin fetvalarına ihtiyaç duymuşlardır ve ona devlet mührü vermişlerdir ama bu mührü de hiç teveccüh etmeden elinin tersiyle itmiştir. Çünkü ona sunulan şekilde fetva vermeyi kesinlikle reddetmiştir. Arkadaşları gelip bak biz de devlette belli görevler aldık diye onu ikna etmeye çalışsa da o asla buna yanaşmamıştır. Ben bir hakkı gasp edebilecek şekilde bir fetvanın mührünü asla vuramam deyip dik duruşunu sergilemiştir. Emevi halifesi Mervan İbni Muhammed'in zamanında Irak valisi Yezid İbni Ömer İbni Hübeyre tarafından hapse atılır ve akla almaz işkencelere uğrar. Yalnız ne kadar gariptir bir çığlık sesini duyan bir şahit bile yoktur. Sabır ne demek? Metanet ne demek? Dişini sıkmak ne demek? Sadece bize fıkı öğretmemiş, anlıyorsunuz değil mi? Bize dik duruş, sebat ne demek? Bunun da dersini vermiştir. Bir kez Abbasiler döneminde canının yandığı bir sesinin duyduğu söylenir ve o sesi duyan da cellat olduğu söylenir ve cellat buna dayanamaz, gidip imamın arkadaşlarıyla konuşur. Ne olur bir cümle söyleyin. Bari ben bu söylediklerinizi arkadaşlarımla düşüneceğim desin ki onu buradan çıkaracağım diyerekten onu oradan çıkarma çabasına girişmişlerdir. Cellatı bile merhamete getiren bir çığlık. Nasıl bir çığlıktır acaba? Hiç akla gelmiyor değil mi? Gelemez. Sufli dertlerle öyle boğulduk ki böyle ulvi bir dert nasıl sebat ettirir, gönlü nasıl bin parçaya böler bunu unuttuk. Kırbaçları onun dik duruşu karşısında sönük kalıyor. Daha sonra atına biner, Mekke'ye gider ve bir daha Mekke'den dönmediği söylenir. İbni Abbas'ın talebeleriyle bir ders halkası kurduğu bahsedilir. Abbasiler döneminde Ömer İbni Abdülaziz gibi bir halife bir daha gelmediğinden, aynı hayal kırıklığı çok defa yaşadığından bahsedilir İmam-ı Azam için. Nefes aldırmamışlar bizim anladığımız. Onun insanlar üzerindeki tesirini bilen her halife ona yüklenmekten kimileri de işkence etmekten asla geri durmamışlar. Halife Ebu Cafer Mansur ona ısrarla kadılık teklif ediyor ama bu ısrarları reddediyor ve bir seferinde ona bir hediye gönderiyor. Hediyenin karşılığını imam şöyle veriyor. Bu hediyeyi bana devlet hazinesinden gönderdi. Ben savaş gazisi miyim? Yoksa bir mücahidin evde bakımsız kalan çocuğu muyum? Veya devletin işini gören bir insan mıyım? Bana böyle bir hediyeyi devlet hazinesinden gönderebiliyorsun diye hediyeyi de geri iade etmiştir. O Rabbinden başka hiçbir şeyle doymaz bir kalbe sahip, insanlığa ve dünyaya karşı müstahni bir duruş sergilemiş, dünya malı ona gelse, dünya malı ondan gitse kalbi titremeyen zühd, zahitlik nasıl yaşanır bunu bize göstermiş bir kamettir. Biz onu burada saatlerce de konuşsak onun mirasını yaşamadıkça onun haliyle hallenmemiz hiçbir şekilde söz konusu değildir. Onun gibi seveni çok olan zatların her zaman sevmeyeni de çok olmuş. Onun kameti kıymetinde bir alim varsa belki onu eleştirebilir. Ama onun gibi bir zatı esnaf kahvesinde çay içerken eleştirmek, üniversitede iki cümle ezberleyip eleştirmek hadsizlikten başka hiçbir şey değildir. Unsuriyetçilerden yani ırkçılardan çok çekmiştir, taassupçulardan çok çekmiştir ve her dönem bizlerin de çektiği gibi cahillerden halden anlamazlardan çok çekmiştir koca imam. Biz bugün bir abdestiyle bu kadar namaz kıldı, yürüyerek hacca şu mesafeden gitti diye konuşabilirdik ve bunları zaten yapmayacağımızdan dolayı biraz ağlar, biraz üzünlenip dağılabilirdik. Ama onun kavmetinde bir hayat yaşamayı konuşmak, dinlemek ve yaşama mücadelesine girmek işte asıl er meydanı budur. Ve bugün bunu konuşarak bizler birbirimizi bir er meydanına davet etmiş bulunmaktayız. Kendisine en son olarak bu kadar derin bir ilme nasıl sahip oldun ey imam denildiğinde yine maalesef birçoğumuzun duyup ameline bulaştırmayacağı, amelinde göstermeyeceği şu yüksek cümleleri ifade etmiştir. Duyduğum her cümleyi kendime söyleniyormuş gibi üstüme alındım ve duyduğum her beyanı ilk kez duyuyormuş heyecanlı içimde taşıdım varsa bir ilim o ilmin sırrı budur diyerekten başka bir miras daha bizlere bırakmıştır. Allah onun haliyle hallenmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innike tel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha Samimi soruyorum 5 dakika gibi geçmedi mi? Sadece bana mı öyle geçti? Yani çok ilginç bir bereket var isimlerinde, hayatlarında. Allah onlar gibi yaşatsın. Bu ikrar ile de haşretsin. Bir ufak hatıra anlatayım. Böyle duygu yoğunluğu yaşadım bir güne denk geldi. Böyle şiştik, 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 şiştik. Oluyor ya insan hali. Biraz biriktiriyoruz içinde değil mi? Çok kalpte dert var, yük var bir şekilde. Allah daim etsin yani. İnşallah bu işlerin derdidir. Sebep veren hadise 30 saniye sonra zihnimden silindi. Ya İmam Azam'ın zindanda kırbaçlandığı geldi aklıma ya Üstad Hazretleri'nin Eskişehir Hapishanesi'nin o buzlu camlarından raks eden gençleri görüp de hüngür hüngür ağlayıp şimdi beni kendi başıma bırakın deme hali geldi. Ve bunun gibi artık Enes bin Malik dilersiniz, Ebu Beyde bin Cerrah dersiniz, Abdurrahman İbn Af dersiniz. Belki doğru bir tabir değil ama vah garibanlar, vah canlar nasıl sizi böyle üzdüler diye diye böyle bir hal yaşadım ya. Yani. En kriz anımda bile düşüncemin uzatlara dönebilmesine çok memnun oldum. Çünkü bir ayet biliyorum. Ayet Allah'ı kastederek ağlatan da o, güldüren de o diye ifadede bulunuyor. Çok mesul oldum, onur duydum. Öyle bir insan halinden bahsettim. Belki bir gün dertlerimize bile bir yol olur, bir umut olur değil mi? Bir dert yaşadığında onların aklına gelip onlara üzülmen. Çok gariban geldi üstadlık gönlüme biliyor musun? Dedim ya anasız babasız. Halden anlayanıyor. Bırakmamışlar bir su içsin. 14 yaşından sonra anasını görememiş. O soğuktan, o soğuğa, o zindandan, o zindandan. Hep ona lafını söylemiş, ona dik durmuş. Hep böyle geliyor ya, o da insana. Vallahi insan yani. Çok gariban bırakmışlar. İmam Azam, o kırbaçtan dilinden ses çıkmamış ama gönlünden de mi çıkmamış? Ah anam dememiş midir yani? Vay dostlar dememiş midir? Kendisini hiç satanları olmamış ve onlar akla gelmemiş midir? Olmaz olur mu ya? Canını yakan olmamış mıdır ya? Yani? Olmaz olur mu ya? Yani? Başka yok tutunacak bir şey. Yoksa bu dünyanın çekilecek hiçbir yanı yok. Hiçbir yanı yok yani. Böyle hizmet imaniyedeki bu kardeşlik, bu kuvvet olmasa çöplükten fark yok bu dünyanın. İnanın yani. Ama bu zatlarla kıymetlenmeye başlıyor. Onlar akla gelince böyle insan karbondioksitini atıyor. Nefes almaya başlıyor. Çok büyük bir şey. O yüzden anmak zorundayız onları. O yüzden bilmek zorundayız. Ve onları anarken yine beni bağışlar mısınız bilmiyorum da onların kametine yaraşmayan saçma sapan sorularla onları anmak değil. Önce bu hayatı, bu yüce kameti anlamak yani. Sen onları anlamadıktan sonra onların anlattığını anlama mümkün değil. Bir kitaptan murat müellifin haliyle hallenmektir. Sen Risale-i Nur tefsirini bile okuduğunda Üstad Hazretlerinin haliyle hallenemiyorsan o kitaptan alabileceğin murat çok azdır, çok nakız, çok eksik olacaktır. Ama farklılaşıyor dünya. O da bir gerçek. Küçülüyor, ufalıyor, hasret basıyor ahirete. Kabirin altında, kabirin üstünden çok dost olur mu insanın? Oluyor işte. Şimdi Enes Malik sizin dostunuz değil mi? Allah öyle etsin ya. Ebu Bede bin Cerrah deyince kalbiniz böyle üvek gibi kanatlanmıyor mu? N harfini duyunca Ninova'dan Yunus bin Mettah gelmiyor mu akla? Balık görünce o size yad ettirmiyor mu hatıralarını? Bir yeriniz yara olduğunda kanadığında Hazreti Eyüp gelmiyor mu? Gözler kapanınca gözleri çocuğunun hasretinden kapanmış Hazreti Yakup gelmiyor mu akla? Cennet deyince oradan çıkmayan beni çıkaramazsın diyen Hazreti İdris gelmiyor mu akla? Çok büyük bir şeref ya çok büyük bir şeref. İnsanlar ahirette hiçbir işlerine yaramayacak şeylerle kalplerini meşgul ede ede bir ömür geçirdiklerinden dikkat edin kalplerini diyorum. Onlarla ellerini dünyadan çeksin demiyorum kimseye. Kalplerini meşgul ede ede öyle bir ömür geçirmelerine karşılık senin aklın, kalbin, zikrin, fikrin, muhabbetin hep bu zatların üzerinden doğuyor. Ne büyük şeref yani. Allah maçı bitirsin bu şerefle. Yarımız yamalı az ama maç bitireceğiz yani başka yolu yok. Sadakatten başka yolu olsa İmam-ı Azam o yolu seçerdi. Yok başka yolu yani. Metin olacaksın, sarsılmayacaksın, sadakatle bu yolu seçeceksin. Var mı başka? Başka yolu yok yani. 6 kişi Roma'nın zulmünden kaçıyor. Yolda bir de çobana rastlıyorlar. Oluyor 7 kişi. Kim o zatlar? asabı Keyf. En son 7. arkadaşları çoban. Onun köpeği de giriyor mağaraya. Ey köpek çık 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 diye çıkarmaya çalışsa da köpek çıkmıyor. Kim o köpek? Kıtmir. Allah o köpeğin sahibine, sadakatine binayen onları 300 yıl uyutuyor, köpeği de uyutuyor. Onları geri uyandırtıyor, diriltiyor köpeği de diriltiyor. Hatta biz rivayetlerden biliyoruz ki o köpeği cennetine bile alacak. O köpek bile bize bir sadakat dersi veriyor. Sahibim nerede? Ben orada. Biz böyle durabiliyor muyuz yani? Bu sadakatte duramıyorsak, bu sadakatin numunesi bizde yoksa, koca imamı anlamanın mümkünatı bizde yok, onun haliyle hallenmemizin imkanı yok. Bir gün dağda gitseniz, bir koyun kuzuyu emzirirken görseniz, siz mi daha çok duygulanırsınız, yanınızdaki anneniz eşiniz mi? Anneniz eşiniz neden? Çünkü bir yavruyu emzirmenin damlası onlarda da var. O halin damlası onlarda olduklarından onlar daha çok etkilenir. Bizde sadakatin, metanetin, demir gibi yerimizde kalmanın damlası olmadan sakız çiğnemek orucu bozar mıdan ileri gidemeyeceğiz beyler.